Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gusül abdestinin önemi. Gusül abdesti almak gerektiği zaman farz oluyor. Alınmadı mı tabi o zaman haram olmuş oluyor. Allah-u Teala bize Rabbi buyuruyor. Maide 6, ayet 6'da. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَتَّحَيْرُ مَوْلَى buyuruyor. Cünüp olduğunuz halde o zaman فَتَّحَيْرُ güzelce temizlenin. Mevla buyuruyor. Yine hadis-i şerif Müslim'de buyuruluyor. اَتْتُورُ شَطْرُ iman. Temizlik imanın yarısı. Tabi buradaki temizlik hem bedensel temizlik hem de günahtan temizlik. Bunlar demek ki imanın yarısı bunlardır. İki türlü abdest var, temizlik var fıkıhta. Birine taharet-i sura deniyor. Küçük temizlik anlamına geliyor. Bu da abdest almaktır. Diğeri ise taharet-i kübra deniyor. Büyük temizlik anlamına geliyor. İşte gusül abdesti almak nedir? Taharet-i kübradır, büyük temizliktir. Bir kimse namaz için abdest aldığı zamanlar o kişinin bütün organlarından, yıkadığı yerlerinden günahları dökülüyor. Gusül ise ona 70 kat daha sevabı fazla muhteremler. Yani gusül abdest almak öyle sıradan bir iş değildir bu. Allah katında çok kıymetli, değerli, sevabı çoktur. Aynı zamanda günahlar döken bir özelliktir. Gasil bir şey yıkam anlamına geliyor. Gusül Arapça yıkanmak demektir. Bir insanın baştan mı yıkanmasına gusül deniyor. Önce bakalım inşallah ne zaman insanlara bunu alması farz oluyor. Tabii bu konuda biraz mahrem mesele tabuda geçecek muhteremler. Bu konuda işlenmese, bir defa halk arasında dilden dile hurafe yaygınlaşıyor. İnsanlar Allah korusun sapıtabiliyorlar. Şimdi ne zaman bu abdestlenmek işlere farz oluyor? Tabi başta biliyorsunuz evlilik hayatında cinsel ilişkide olduktan sonra bunu alması farz oluyor. Tabi hemen farz oluyor mu? O konuya sayacağım inşallah. Demek ki böyle bir durumda evli bir aile cinsel ilişki bulunduktan sonra bunların gusletmeleri bunlara farz oluyor. Bir de daha bunun tabi incelikleri var. Bunu aynen böyle fıkıh kitap aldım okuyorum buradan. Ve keza el ilacı İza tevaret el haşefe diyor. Enzele evlem yünzil buyuruyor. Fıkıhta böyle buyuruyor. Bir aile mesela bir ilişki bulmaya karar verdiler. Erkeğin haşefesi deniyor ki erkeğin sünnet olan miktarı kadına duyur etmesiyle o anda hemen geri çekmek zorunda kalsalar öyle bir şey icap etti. İkisinden de boşanma olsun olmasın yine bunda ikisine gusül burada farz oluyor muhteremler. Demek ki tamamen değil de erken sünnet miktarı kadına dahil olursa hemen kendine geri çekerlerse öyle bir icap ederse demek ki boşanma olsun olmasın yine bunlara gusül olması da burada ikisine de farz oluyor. Ayrıca yine şöyle buyuruyor yine fıkıhta hurucul meniyi bir şehvetin. Erkekten cinsel temas dışında, erkekten tabi hanımlar, bu da fark etmiyor burada. Eğer burada meni diye geçiyor şimdi burada, aynı şeyi kullanacağım ben de muhteremler. Çünkü sperm ayrı konu, erkekten gelen meseledir. Ama meni deyince Kur'an dili budur, fıkıh dili budur. Erkeğe de kadına da kapsıyor meni deyince akıntı yani. Hurmeni bir şehvetin.
cinsel temas dışında erkekten ya da kadından meni boşanma gelirse, bir şehvetin eğer şehvet ile gelirse, koparsa yerinden, o zaman Hanefi'de bu yine farz oluyor. Şafii mezhebinde ise şehvet olsun, şehvetsiz olsun fark etmiyor. Erkekten ya da kadından akıntı boşama meni geldi mi farz oluyor. Peki şehvetsiz nasıl olur? Tabi buna da fıkıh açıklıyor bizlere. Şöyle buyuruyor. Felev-i sâle, eğer aksa akıntı gelse, min dar bin, mesela bir kişiyi zalimler, düşmanları çok dövseler, sırtına fazla vursalar. Bu dövülmekten dolayı kişiden şehvetsiz meni gelirse, bu kişiye Hanefi'de gusül burada farz olmuyor. Ev hamli sekilin, bir kimse çok ağır bir yük taşırsa sırtında, ağır yük taşırsa, ağır yükten dolayı kişide boşanma olsa, yine Hanefi mezhebinde bu kişiye gusül farz olmuyor. Ev sükutin min aleyhim, bir kimse yüksek yerden düştüğü zamanlar yere boşanma olsa, tabi bu şehvetsiz oluyor bunlar, yine burada Hanefi mezhebinde gusül gerekmiyor. Binde Şafii yecibi. Aynı Şafii mezhebinde bu durumda yine gusül farz oluyor. Demek alması nedir? Eftal-i muhteremler. Bir de rüya dolayısıyla olan gusül gereken, buna tabi ihtilam, din Arapça deniyor buna, ihtilam deniyor buna. Bu da üçe ayrılıyor şimdi burada. Bir kimse rüyasında cinsel ilişkide bulduğunu görse, erkek kadın fark etmiyor burada. Bir kimse rüyasında cinsel ilişkide bulunduğunu rüyasında böyle rüyayı görse, kişi o anda tam boşamasında uyansa ya da biraz uyansa, yani kişi rüya gördüğünü biliyor, uyanıyor, boşama meydana gelmiş. Tabi bu kişiye gusül alması farz oluyor. Bir de şimdi ikincisine geçelim, rüya ilgili. Ve men isteykaze min menamihi, bir insan uykudan uyandı. Lem yetezekkir ihtilame, ama rüyada ihtilamı hatırlamıyor. Uykusundan uyandığı kişi, yani rüyasında böyle bir cinsel ilişki olduğunu hatırlamıyor. Velakin vecide belelen, ama ıslatık buldu kişi. Yani edep yerlerinde, külotuna kişi ıslatık buldu ki, yecibi, bu kişiye de gusül alması yine farz oluyor muhteremler. Üçüncüsünü de söyleyeyim, sonra tekrar döneceğim bunu, akıl kalması için. Üçüncüsü de, bir kimse rüyasında, erkek veya kadın fark etmiyor, bir kişi rüyasında ihtilam olduğunu görse rüyasında, yani rüyasında kişi böyle bir rüya hatırlıyor, cinsel ilişki kişi bulunduğu, bunu kişi iyi biliyor rüyasında, uyanıyor, rüyasında kişi hatırlıyor, ama baktığı zamanlar eğer edep yerlerinde, külotunda ıslatıcı yoksa, bu kişiye gusül alması farz olmuyor, gerekmiyor burada muhteremler. Bunu tekrarlayayım inşallah. Tabi bu konu her zaman geçmediği için. Demek ki bir muhteremler, üç ayrı bu rüya ile ilgili olanı, kişi rüyasında ihtilam olduğunu biliyor. Yani cinsel ilişki bulunduğu kişi rüyasında biliyor, uyanıyor, o anda uyanıyor, ıslatık buluyor. Bu tabi gusül buna fazla gerekiyor. İkincisi, rüya gördüğünü hatırlamış, hatırlamıyor rüya gördüğünü. Olur kişi derin uykuya dalmıştır, yorgundur. Uyandığı zamanlar bakıyor, külotunda, edep yerinde ıslaklık var. İdrar ediyor tabi. Bunu kişi görüyor. Bu kişi rüyasında ihtilam olduğunu bilmese, hatırlamasa bile, eğer ki ıslaklık varsa bunun edep yerlerinde, bu kişiye gusül alması yine burada farz oluyor muhteremler. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü, rüya gördüğünü hatırlıyor. Rüyasında ihtilam olduğunu hatırlıyor kişi. Cinsel ilişkide bulundu rüyasında,
Boşanma olduğunu biliyorsun, hatırlıyor bunları kişiye. Uyanıyor, bakıyor ama her taraf kupkuru. Bu kişiye gusül alması gerekmiyor muhtemelenler. Hadis-i Buyur Aleyhisselam Hazretleri, elma minel mah buyuruyor. Suyu ancak su gerektirir buyuruyor böyle. Demek ki kişilerin bir şey çıkmayınca öyle yani rüya görmek ile cünüp olmuyor kişi. Yalnız muhterem cemaatimiz, tabi sık ihtilam olmak bir biraz rahatsızlıktır. Yani bedene bunun zararı da vardır. Kişide böyle bir hastalık varsa havlican kökü vardır. Aktarlar, satarlar bunu. Adı havlicanın kökü derler. Bu kaynatılıp su içilirse bu affedersiniz belgeçlik iyi gelir bu belgeçlikliğine. İyi gelir buna. Hatta eğer çocuklar altları ısıyorsa geceleri onunla da iyi gelir muhtemelen böyle. Onunla iyi gelir bu. Nedir bu? Havlican kökü. Ahtarda bulunur. İlaç alınır oradan. Kaynatılır. Bir acımsı olur. Buna insan biraz bal da karıştırabilir. Şeker de karıştırabilir. Demek ki bir erkek de, hanım da, hanımlarda da aynı şekilde eğer sık ihtiram olmak varsa bu durumlarda, bu tabi sağlığa zararlı olduğu için bunu içerle alınır inşallah. Havlucan kökü. İçerle bunu. Hafif acımsı olur. Buna biraz bal karıştırılabilir. Şey karıştırır, içerler bunu. Bir de eğer çocuklar altı ısıyorsa geceleri onlara iyi gelir. Hatta bir de eklem ağrılarına da, mahsul ağrılarına da iyi gelir bu havucan kökü muhteremler. Yani bir şifadır bu da. Bir de gusül almak kimlere farz oluyor? Kadınla ilgili bu da. Bir kadının adetinden temizlenince, bir de doğum yapan kadın, ki doğum haline nifas haline denir, doğum yapan kadın da nifas halinden temizlenince, onlara yine gusül alması orada farz oluyor muhteremler. Şimdi gelelim inşallah gusül abdestinin farzlarına ve nasıl alınacağına. Hanefi mezhebinde gusül abdestinin 3 tane farzı var. 3 farzı var Hanefi mezhebinde. Ne bunlar? Elin mazlum badatı, biri ağzın içini suyla yıkamak. Vel istinşaku, burun içini suyla yıkamak. Ve gaslü sahil bedeni, bütün bedenin tamamı yıkamak. Bu 3 tane farz yerine geldi mi, gusül abdesti tamamdır. Hatta suyun az bulunduğu zamanlarda, su kesici oramıştır, kişi kalkar gece, su çok azdır evinde, su azdır. Kişi böyle bir durumda, ancak bu farzı yine getirdi mi, yine gusülden tamamlamış olur gusülü. 3 tane farz. Nedir bu? Ağzına bir defa su vermek. Buruna bir defa su vermek, bütün bedeni bir defa yıkamak. Bu guslün farzı bu. Yani olması olmazdı böyle. Demek ki suyun çok kıt olduğu bir zamanda efendim işte su az şimdi de ben çok su bol yıka alışığım demek olmaz muhtemelen. Olmaz. Bu durumda kişi ne yapar? Bu farzları neye getirir? Niyet eder. Bir defa ağzına su verir, bol çalkalar. Bir defa burnuna su verir, çalkalar. Baştan bütün bedeni bir defa yıkadı mı guslün farzına gelmiştir. Şafii ile Maliki mezhebinde ağzı yıkama, burnu yıkamak ise sünnettir bu iki mezhepte. Hanefi de farzdır. Bunun için Hanefi mezhebinde olan kişinin ağız yıkamada, burun yıkamada daha hassas olmamız gerekir muhteremler. Mesela bir kişi gusül abdesti alacağı zamanlar mesela akşamını et yemiş de eğer et filan iki diş arası küçük kalmışsa ya da başka bir şey, sert bir şey
altına su geçirmeyen bir şey dışarıda kalmışsa bu tabi gusül olmuyor, hanefi olmuyor derler. Yine burun da bunun gibidir. Biliyorsun burunda bazen pislik birikir. Burun pisliği biliyorsun. Akıntı. Bu ıslak olmak kolay. Bazen kurur. Bu akıntısı böyle. Kurur, bir tabaka teşkil eder. Şimdi hanefi mezhebinde gusül abdestinde kişi burnuna su verirken o pisliği gidermeden burnuna üst sefer su verirse bu pisliğin altı kuru kaldığı için gusül abdesti olmamış oluyor. Cünüp olmuş oluyor muhtemelen. Bence. Yani bilhassa bu burun meselesinde, ağız meselesinde çok özen göstermemiz gerekiyor bunlar. Bence. Burunda da demek ki burundaki pislik kurur da, tabi kurdu mu yapışır burunda, bir tabaka teşkil eder. Altına suyu geçirmez. Altı kuru kalır, olmaz. Ne yapma gerekiyor? Kişiye bakacak işte burnunda böyle bir kuru bir şey varsa sıcak su alır, çeker, önce onu giderir, ondan sonra normal burnu su verir kişi. Niyete gelince Hanefi mezhebinde niyet sünnettir. Ama Maliki'de Şafii'de ise farzdır. Demek ne anlama geliyor? Niyeti unutmamak gerekiyor burada. Bir de muhterem cemaatimiz, bazı bilinmeyen meseleler de var. Bu konuda tabi ihmali meseleler var. Bir de şudur, aynen okuyorum ibareyi, fıkıhtan aldım, aynı ibare okuyorum burada. Velev camia, ev ihteleme, vaktesele, kabl en yebule. Tek tek anlam vereyim. Velev camia, bir kimse eşiyle cinsi ilişkide bulunsa, ev ihteleme veyahut ihtilam olsun rüyasında erkek kadın, vaktesele hemen banyoya girdi, yıkandı. Kablen yebule ebyename, ev yemşiye. Tuvaleti idrarını yapmadan önce ve uyumadan, hızlı biraz yürümeden önce kişi hemen yıkanırsa, sümme harce minhü baketü meneyi, sonra kadın sonra kişiden kalıntı o meyni tekrar bir iki damla dışarı çıkarsa vecib aleyhül guslü saniyen. O kişiye tek yıkanması farz olur muhtemelen. Yani bu ihmalden meseleştirin ben. Şimdi genelde çok kişiler, öyle duyuyoruz tabi, yatağından kalkıyor, banyoya giriyor. Yahut itiram oluyor, yatağından kalkıyor, hemen banyoya giriyor. Yıkanıyor, acele de yıkanıyor tabi. Çıktıktan sonra, biraz sonra olabilir, meni kalıntısı olabilir idrar yollarında. O tekrar arkadan geldi mi, kişi tekrar burada cünüp olmuş oluyor. Tek yıkamına farz olur muhteremler. İlk imama göre. Ne yapma gerekiyor burada? Önce mutlaka tuvalet gitmek şart muhteremler. Erkekler için bu bilhassa. Kadınlar daha yüzeyliyor kadınlar burada. Erkekler için şarttır bu. Demek ki ne gerekiyor? Kişi yataktan kalktığından sonra önce mutlaka tuvalete gitmesi şart. İşte tuvalete gidecek kişi orada idrarını yapacak. Ki o idrar yolu ne varsa temizlenecek burada. Bu temizlenecek. O anda idrarı yoksa mesela, yapamıyorsa, öyle bir durum varsa biraz sert yürüyecek kişi. Biraz sert adımlara yürünecek. Sert adımlarla böyle. Yani sarsarak kişi biraz yürüyecek orada. Bir yatıp uyumuşsa biraz da gene zarar etmiyor. Şimdi kadınla ilgili mesele başlayayım burada. Aynen fıkıh ibare okuyorum. Vele yükteselet el meretü, bir kadın gusül abdestini aldı. Sümme harce minhü bekiyetü meni zevci. Lâhus aleyhi bil icmâhi. Bir kadın da yine eşiyle münasebete bulundu. Ondan sonra yıkandı. Yıkandan sonra kadından eşinin akıntısı kadından gelirse kadına tek yıkama gerekmiyor burada. Bu dört mesele bu şekilde var. Demek ki kadından eşinin akıntısı, kocasının akıntısı kadından gücünden sonra gelirse kadının tek yıkaması gerekmiyor kadına burada. Şimdi gelelim inşallah nasıl alacağız gusül abdestimizi. Tabi farzıyla, inşallah sünnetiyle. Abdestte
Gusül de vacip yok. Farz var, sünnet adapları var. Önce tabii banyoya giriş muhteremler. Banyoya giriş sol ayak olması gerekiyor. Tuvalete girerken, banyoya girerken, bir de günah işlenen bir yere girerken, mesela kişi bir kahveye girmesi mecbur zorunda oldu. Orada birini görecek. Ama kahvede de oyun var, kuma var, şunlar bunlar var. Demek ki bir kimse tuvalete girerken, banyoya girerken ve günah işleyen bir yere girerken kişi ne yapacak? Mutlaka sol ayağın oraya girecek. Sağ ayak iyiye de kullanılır. Camiye girişte sağ ayakta girilir. Çıkışta sol ayakta çıkılır camiden. Cami daha hayırlı olduğu için. İşte banyo girişe de önce sol ayakla banyoya girilir. Banyoda kişi yıkanırken önü arkası kıbleye gelmeyecek kişinin. Ya sağa ya solu gelecek. Demek ki banyoda oturan kişinin önü arkası kıbleye gelmeyecek, ya sağa ya solu gelecek. Tabi aynı şey tuvalete geçerli. Hatta hanımlarımız mesela çocuğunu alıştırırken işemeye tutukları zaman da dışarıda bile olsa o çocuğun da önü arka kıbleye gelmeyecek o anda. Banyoya girdikten sonra önce kişinin bir araştırması gerekiyor. Eğer bir kuşkusu varsa acaba bedeninde altına su içmeyen bir şey olabilir mi acaba? Mesela hamur oluşan bir kadın. Tırnak arasında hamur kurumuş olabilir. Ya da işte diş eti arasında bir şey olabilir. Veya bir kişi mesela boyayla uğraşmış, yağlı boya beden sıçrayabilir. Böyle bir kuş olduğu zamanlar bir bakmak gerekiyor. Altına su geçirmeyen madde olmaması gerekiyor. Mesela saç boyası da, bir saç boyası da eğer altına su geçirmeyen bir tabaka teşkil eden boya ise bu da gusle engel oluyor, mani oluyor muhtemelen. Tabi aynı şekilde tırnakı sürülen hocalar da böyle. O da bir tabaka teşkil eder, altına suyu geçirmez. Kişi bu durumda 10 defa yıkansa yine piştir, yine cünüptür kişi bu şekilde. Demek öncelikle altına su geçirmeyen bir madde varsa, böyle kişinin bir şüphesi kuşkusu varsa buna bakacak kişi gidermesi gerekiyor. Ve dediğim gibi tabii burun temizliği pisliği de önemli burada. Bundan sonra muhteremler önce el yıkanır burada. El yıkandan sonra edep yeri yıkanması şarttır burada. Hem kişiye bastırılmaz. Önce kişi elini yıkayacak burada. Ondan sonra sol eliyle edep yeri yıkanacak. Sol burada. Hazreti Ayşe Alem şöyle buyuruyor Peygamber hakkında. Onun sağ eli temizlik için, yiyecek için sağ eli kullanırdı. Sol ise tuvalette ve eza veren bir şeyde sol eli kullanırdı. Tuvalette de edep yeri yıkanırken, temizlenirken sol eli yıkanacak muhteremler. Günümüzde biliyorsunuz tuvaletlerin çoğunda artık yıkama kaldırıldı. Kuru bez kağıtlar, tuvalet kağıtları kullanılıyor. Bu tabii ne oluyor muhteremler? Basur, hastanın bu sebep oluyor muhterem bakımlar. Su olmadığı zamanlar, mesela Peygamberimizin döneminde de çöllerde, su olmadığı yerlerde taşla bir şey temizlik imkanı vardı. Buna izin veriliyor bunlara böylece. Ama su olan yerde mutlaka taharetin, tuvaletteki taharetin su yapılması gerekiyor. Aksi halde bu basur hastalığına bu bir neden sebep oluyor. İşte demek tuvalete banyoya girdik. Önce elimizi yıkadık. Ondan sonra sol el ile sağ el buradan mekruh oluyor. Ama kişinin sağ eli yoksa Allah korusun ya da kişinin sağına bir arıza hastalık bir şey varsa o zaman olabilir. Demek ki burada sol elle
yıkanacak edep yerleri. Bir de muhteremler, etek temizliği de cünüpken yapmaması mekruh iyi olmuyor cünüpken. Yani beden pisken, çünkü onlar insanın kendine bir parçasıdır, ayrılmaması gerekiyor. Kişi ne zaman bunu yapacaksa bile, önce kişi yıkanır, ondan sonra temizliği yapması gerekiyor. Ve kişi yıkanacağı zamanlar olabilir, mesela elinde ayağında yarası bir şey var da bir sargı sarılmışsa oraya. Tabii daha şey olabilir, mesela çıkık olabilir, kırık olabilir, ayağı eli alçıda olabilir. Bu kişi ne yapacak şimdi? Tabii çözüp de altını yıkaması tabi burada imkansız onda. Eğer ki yarası şusu busu önemsiz olup da eğer sargıyı çözüp altı yıkanması zarar vermiyorsa, mutlaka sargıyı çözer. Ya da yara bantı yapıştırmışsa, yara bantını alınca, kan akmayacaksa, yarasına zarar vermeyecekse, yara bantını çıkarır, öyle yıkanır. Ama eğer bu sargıyı çözmesi imkansızsa, mesela kır gibi Allah'a koyar, alçalım mesela, kişi ne yapar o zamanlar? Sağlam yerini yıkar, o sargı üzerinden ıslak gelin mesleder bel etrafını, kaplan her tarafı mesleder. Bir insan gusül etmeye gücü yok. Ayağında, kolunda, göğsünde ameliyat olmuş, sargı içerisindeki kişi. Yıkan imkanı yok. Ama o durumda kişi cünüp oldu, ihtiram oldu. Ne yapacak? O zaman teyemmüm var muhtemelen. Teyemmüm o zaman vardı, onu yapar. Şimdi ne yapacağız? Banyoya girildi. Sağımız ya solumuz kıbleye doğru dönük, önüm yakın kıbleye gelmiyor. Elimizi yıkadık, edep yeri yıkandı. Bundan sonra ne yapacağız? Önce abdest alınacak. Aynen abdest, namaz abdest alınacak. Bu da sünnettir bu şekilde. Sünnettir. Yalnız bir arada fark var. Bu abdestte ağza buruna su verirken biraz daha dikkat olmak gerekiyor. Kişi oruçlu değilse, Ramazan falan değilse. Ağza su verişinde bir daha çalkalama gerekiyor. Bol su gelsin. Yani diş ağzına kuruyarak kalmasın. Aynı şekilde burun tabii. Bir de buruna su verirken kişi nefesini yukarı çekerse ondan su daha yukarı çıkar. Daha yukarı çıkar. Ondan sonra bunu sol elektriği temizler. Yine sağ eline verir. Nefesini çeker. Su yukarı çıkar. Yine kişi bunu sol ile temizler. Tekrar su verir. Bunu tabii temizler. Bu da olmuş olur. Bundan sonra abdestten sonra başından yukarıdan başlamış sünnettir. Başından başlar. Sağ omuzundan, sol omuzundan. Bir de kişinin parmağında yüzük varsa, yüzük de biraz sıkı ise dikkat etmek gerekiyor. Mesela bir insan parmağında sıkı yüzük var. Altın su geçirmeyen, sıkı, gayet sıkı yüzük, altın su geçirmeyen yüzük var. Unuttu ki şu anda yıkanı çıktı. Hatta namaz kıldı o anda mesela, namazı kıldı. Sonra altına geldi ki ben yüzümü çıkarmadım, oynatmadım yüzümü. Kişi ne yapacak? Tekrar yıkanmayacak. Yalnız yüzünü çıkar, orasını yıkar, yeterli muhteremler. Yeterli. Kıldığı namaz, farz namazı ise o namazın tekrar iadesi gerekiyor, kılması gerekiyor. Zaten nafile namazsa gerek mi tekrar kılması? Çünkü başlangıçta da geçiş olmadığı için. Demek ki eğer parmağımızda yüzük varsa, bu da sıkı yüzükse, yıkanırken oynamıyor, altın su geçmiyorsa, yüzü ya çıkarmamız gerekiyor, ya altı yüzü su içmemiz gerekiyor. Bir de tabii şu husus da var bu konuda. Yüzüğün erkeklere gümüş olması gerekiyor muhteremler. Altın erkekte haram olmuş oluyor. Altın yüzük. Yani bir erkek, nişan yüzü olsun, söz olsun, şub olsun. Yani hangi amaç olursa olsun, erkeğin elinde altın yüzük varsa bu ona haram oluyor. Nasıl haram oluyor? Uyurken de haram yazılıyor.
İlkin haram yer yazılıyor. Buna kaçırmamız gerekiyor. Neden haram adı cemaatimiz? Çünkü altın ancak kadınlar için süs zinettir. Kadınlar helaldir kadınlara böyle. Şimdi günümüzde bazı erkekler artık kolye mi takıyorlar muhtemelen. Kadınlara benzeme. Allah korusun, hele yüzük küpe takan bile Allah korusun. Yani bunlar çok tehlikeli şeyler bunlar muhtemelen böyle. Yine kadınlarda da küpe deliği kapanmış şekilde ise böyle sıkıysa biraz onun olmadığı gerekir. Altın su içine girmesi içerisine. Bir de göbek muhtemelen. Biliyorsunuz göbeğin içini yıkamakta bu da farz oluyor. İçini yıkamakta. Kişi parmağında bunu da yıkayacak. Göbeğin içine su girmesi gerekiyor burada. Şimdi burada bir fıkıh meselesi de açayım inşallah. Bu mezhep arasında farkı. Şimdi Hanefi'de ağız yıkamak farz. Bunu yıkamak farz. Tabi Şah-ı Maliki'de sünnet farz değil. Neden acaba muhteremler? Şimdi ayet-i kerim şöyle geçiyor. Ve in kuntum cünüben fettaheru. Eğer cünüp olduğu yeriniz çok güzel temizleniniz. Fettahe şedde aslında fettaheru'dur bu aslında. Buradaki şedde mübalağa içindir. Çok temiz anlamına geliyor. Şimdi Hanefi mezhebine göre ağzın içi, burun içi de bedenin dış ağzasına dahil oluyor. Dahil oluyor. Şah-ı Malik'e göre ise iç ağzaya dahil oluyor böyle şey. Peki neden böyle? Bunların ne delilleri var tabi? Şimdi Hanefi'ye göre şu şekilde eğer ağzın içi, burun içi bedenin iç kısmına dahil olsaydı o zaman oruçlu kişi ağzının su alması bozulması gerekirdi. Orucun bozulması gerekirdi bu muhtemelenler. Kişi oruçlu iken ağzının su alabiliyor bolca. Abdestte mesela tükürüyoruz. Buna su veriliyor. Demek ki nedir bunlar? Beden dış uzundan bunlar olmuş oluyor. Bunun için de Hanefi'de farz yıkanması farz oluyor. Bir kişi abdestini aldı. Ta niyetini baştan yaptı. Abdestini aldığı kişi baştan başladı, yıkandı. Oğulmak, elle oğulmak. Bu Hanefi'de sünnettir. Ebu Süfyan'a göre de farzdır. Hanefi'de de yine üçte birine göre farzdır. Özellikle Maliki mezhebinde farzdır, oğulmak farzdır. Bunun için ne gerekiyor? İster farz olsun, ister sünnet-i mevket olsun, bir de oğulmak da gerekiyor burada. Elin yetiştiği yerlere kadar ama. Yetiştiği yerlere kadar. Yüzünü, başını, ensesini, artık sırtını yetiştiği yerlere olmak da bu da Hanefi'de sünnet-i mevkettir. Olmak gerekmiyor. Hem kuleler kalmaz, güzel ıslanmış olur her tarafı. Bir de adı cemaatimiz gusül abdestine de suyu israf etmekte yine haram oluyor bakınız. Evet, gusül almak bir ibadettir. Farzdır. Allah'a emri ibadettir. Böyle olduğu halde suyu israf etmek, aşırı su kullanmak bu da yine haram oluyor. Günah oluyor yani böyle. Tabii eskiden bu su israf edilmez zamanlarda. Eskiden çünkü uzak sular testiyle, işte kovayla getiriliyor sular. Dökme su abdest alınıyor. İbrika şunlar bunlar. O zaman tabii herkes buna dikkat ediyor İslam edilirdi. Ama günümüzde elhamdülillah sular bollaştı. Gerçi ne olacak yine bilemiyoruz şu anda ama tabii duş açılıyor duşta efendim. Açık duşta durmadan duş akıyor muhtemelen. Böyle. Yani israftan kaçırma gerekiyor burada. Bir de evhamdan da kaçırmak gerekiyor burada. Yani bir insan gusül abdestinin gereği nedir? İşte üç tane farzı vardır, sünnetleri vardır. Kişi bunları yaptı. Demek ki bir insan bir defa bile baştan aşağı tam yıkayıp ovalandı mı gusül yerine gelmiş oluyor. İkinci yıkama sünnet olmuş oluyor. Üçüncü yıkama o da yine sünnet sahibi olmuş oluyor. Üçte yıkamak sünnettir bu şekilde. Bir insan bunu getirdikten sonra
acaba gusül oldu mu diye ehem yapması, bu sır şeytanın vesvesesidir bu. Yani ehem yapmama gerekiyor burada. Bir de banyoda fazla kalmamak derler. Eğer bir insan banyoda fazla kalma alışkanlığı kişide varsa, o kişide mutlaka evham hastalığı başlar. Evham hastalığı. Allah korusun, korkunç bir hastalık. Evham ne demektir? Hiçbir şey yok aslında. Hiçbir şey yok aslında. Ama kişi kendini varsayım yapar, kişi kendi kendine evham yapar. Bunun tedavisi çok güç muhteremler. Bunun için çocuklarımız öyle aşılmak gerekiyor. Banyoda fazla kalmasınlar. Yani çünkü cinler oraya giriyorlar muhteremler, gelirler. Kişi orada evham çabuk yaparlar kişiye. Banyoda fazla kalmamak gerekiyor. Getirir kadar, yıkandan sonra oradan çabuk çıkmak gerekiyor. Bir de iki madde var insandan gelen, erkeğin hanımdan. Bunlar gusül gerekmiyor. Bunlar inşallah aynen aldığım kitaplardan ibaresini açıklayayım inşallah. Biri el-meziyü, mezi. Bu erkekten de gelir, hanımdan da gelir. Meziden bir akıntı gelir. Bu akıntı ile kişiye gusül alması gerekmez. Ancak normal abdesti bozulur. Ve hüve nedir bu mezi? Arapçadan mezi. Türkçe karşılığını bulamadım. Arapça adı mezi deniyor buna. Bir akıntıdır. Nasıl bir şey bu? Ve hüve ma'ün ebyadu rakıkın. Bir su şeklinde beyaz ince. Yoğun değil. Akıcı ince beyaz bir su. Yahrucu inde şehvetin. Gerek kadında, erkekte temas dışı bir şehvet duyduğu zamanlar akıntı gelir. Buna mezi deniyor bu. Ve fıkıh kitaplarına göre bu hanımlarda daha fazla da olur akıntı olur. Fazla olur bunlarda. Demek ki bu temas dışında işte konuşurken, konuşurken, bir şey yaparken, böyle şehveti konuşurken bir şehvet zevk duyarak bir akıntı gelir. İnce beyaz bir akıntı gelir. Buna mezi deniyor. La bi şehvetin ve la defakin. Bu akıntı gelirken bir şehvet vermez kişiye. Diğerine benzemez. Ve la yakıbü futurun. Bir de bunun olsa kişi de İşse gitmez yine. Yani hepsi açık fıkhımdır. Yani kişi cinsel temasta bulunca, ya kişi ihtiram olunca, kişiden o gelen meni abiyonun geldikten sonra kişi fütür deniyor. Kişi bir gevşeklik olur, istek olmak kişi o anda. Kişi isteğe gider o anda. Fakat bu mezi geldiği zaman kişinin şehvet duygusu eksilmez, artar, istek devam eder. Demek ki bunda kişiye gusül gerekmiyor muhteremler. Yani çok bu şeyle konuda karşılaşın böyle soranlarla. Hele hanımlar da çok bu şeyle böyle telefon ettiği falan bazıları da. İşte şöyle oluyor, böyle oluyor. Bunda akıntıda demek gusül gerekmiyor. Ancak abdesti varsa abdesti bozulur. Bir de bir akıntı daha var. Adı vedi. Vedi'nin Arapça tabi bu da. Vedi deniyor. Ve ma'un ebyadu kederun sahinun. Bu da beyaz değil de bulandık. Yani kuyu bulandık. Biraz daha kalındır. Yakıbül bevle. Bu da genelde erkeklerden tuvalette idrardan sonra gelen akıntı. Herkes olur muhtemelen bu. Herkes de olur bu. Demek ki bu da nedir? Tuvalette idrardan sonra gelen beyaz ama bulanık, bembeyaz değil, bulanık renkte ve kalın, daha kalınca, daha yoğun bir şekilde bir akıntı gelir. Akıntı gelir. Kişi de bundan bir zevk almaz. Bir şehvet de gelmez bu. Gelmez. Bu da ne yapar? Adı bunun vedidir. Yalnız tabi abdest bozulmuş oluyor. Zaten abdest bozuldu.
Özellikle eğer kişide kabızlık hali varsa, kabız olan kişi tuvalette, tabi zorlanırken de, tuvaletten sonra da, idardan sonra da akıntı gelebiliyor muhtemelen. Yani çok gençlere bu konuda karşılaştım. Mesela camiye abd almaya gelen kişi tuvalete gitti. Baktım çıkıyor, evine gidiyor. Ne diyorsun? Yıkanmam gerektiğini abi camiye gel. Ne oldu? İşte böyle bir oldu. Yani bilinmeyince tabii öyle kişi de var ki mesela iş yerinde, güç yerinde, şurada burada başına geliyor bu mesele. Orada kişi yıkanamıyor. Ne yapıyor? Namazını terk ediyor. Haram işliyor muhtemelen. Allah korusun böyle şey. Bunlar bilmesi gerekiyor bunların. Demek ki bu erkek oluyor bu konuda. Tuvalette idrardan sonra bir akıntı gelir. Biraz koyuca bulunurken de olur. Bunun da kişiye gusül gerekmez. Şimdi muhterem cemaatimiz, gelelim inşallah bir insan gerek ihtilamda, gerek eşiyle yatmaktan dolayı cünüp oldu ya da bir hanım adetten temizlendi, nifastan temizlendi. Bunlara ne zaman gusül alması farz oluyor şimdi? İn dirareti مَا لَا يَهِلُّ فِيلُ اِلَّا بِهِ. Kişi o durumda yapamayacağı bir şey yapması gerekiyor. Nedir bunlar da? Mesela namaz kılmak. Tabii bir kadın, adeti olan kadın o namazını kılamıyor. Yine cünüp olan bir erkek veya kadın namaz kılamıyor. Diyelim ki bir insan gece gerek ihtilam oldu, gerek cünüp oldu gece. Hemen yıkanması daha eftal ama farz değil hemen yıkanması ama. Ne zaman? Sabah namazı vaktine geldi mi, o zaman yıkanması bu kişiye farz oluyor muhteremler. Farz oluyor. Eğer kişi gündüz böyle bir olay başına gelmişse, mesela öğleye doğru, öğlen sonra ne vakit olmuşsa, namaz vakti gelince yıkanması farz oluyor muhteremler. Eğer yıkanmayı ertelerse haram işlemiş oluyor. Aynı şekilde hanımlarımız da, kadınlar da adetini temizlendikten sonra namazı geçirmeden yıkan namazı kılmaları gerekiyor bunların da. Şimdi bir kimse bu durumda neleri yapamaz şimdi bir kişi? Neleri yapamaz bu durumda? Tabii namaz kılamaz. Kılarsa haram olur böyle. Günah bir şey böyle. Tabii hanımlarımız da onun adet günlerinde namaz kılamazlar. Eğer kılarlarsa haram işlemiş oluyorlar. Burada Allah-u Teala kadına bir kolay görüyor burada. Hanımlarımız adet günlerinde, nifas günlerinde namaz kılmayacaklar. Bunun kazası gerekmiyor. Namaz devamlı tekrarlandığı için namaz borcu birikmesin diye bunlara olan bir kolaylık budur. Demek ki bunda ne yapacaklar? O günlerinde namaz kılmayacaklar. Kazası gerekmiyor. Şimdi burada bir konuya gireceğim önce ayrıca muhteremler. Şimdi kadınlara burada Mevlam bir kolaylık veriyor. O günler namaz kılmayacaklar. Tabi oruç tutmayacaklar. Tutsa haram oluyor. Mescide giremezler. Kabe'ye tavaf edemezler. Kur'an okuyamak, Kur'an dokunamazlar işte bunlar. Neden acaba bu şekilde azı cemaatimiz? Bir kadın adeti günlerinde o kadın hem bedensel olarak hem de ruhsal, psikolojik olarak kadın biraz rahatsızdır muhtemelen bakınız. Onda kadının bir ihtiyacı vardır istirahat dinlenmeye. Çünkü o anda kadınların ısısı yükselir biraz. Tansiyonunda, kan dolaşımında, kalp atışında, dengelerinde bir değişim olur kadınların. Hatta bazı hanımlarda ağrı da olabilir. Karın altından kramp şeklinde bir sancı başlar, sırtına vurur. Daha çok genç kızlarda ve doğum yapmayan hanımlarda olur bu da. Olur. Bu inşallah Allah-u Teala ne yapıyor kadınlar o anda Mevla? Onlara istirahat veriyor muhtemelenler. Mevlam yok kulum sen şu an rahatsızsın böylece. Rahatsız Mevlam buyuruyor. Namazı kılma, oruç tutma,
işte Kur'an okuma şu anda, mescide girme, Kabe'ye tavafa girme, şunu şey yapmayan ona istat vermeyelim bunlar. Kadınların adet günleri tabi değişir muhteremler. Düzenine gitmez muhteremler. Düzenine gitmez. Özellikle şu güncel mesele olarak günümüzde güya bazı kadın hakları savunucuları ne yapıyorlar? Kadın hakkını savunuyoruz diye benim görüşüme göre bunlara kadınları köleleştiriyorlar muhteremler. Kadın nedir? Şimdi mesela bir taş, kum çekilecek, çakıl çekilecek, demir taşınacak. Ne gerekiyor buna? Genelde damperli kamyon gerekiyor. Kalkıp da kişi şu güzel bir temiz bir taksiye kum doldurursa, beton doldurursa olur mu? Olmaz muhteremler. Yani hanımlarımız, aslında hanımlarımız taksi gibidir. Hafiftir, hassastır onlar ruhlar, ince ruhlar bunlar böyle. Onlara kaba işe gelmezler bunlar. Ne yapıyor şimdi bunlar? Evinden, yuvasından çocuğu da ayrılıyor bunlar şimdi. Ki zavallı kadın erkenden şey diyecek kadıncağız. Ufak çocuğu var ki ana şefkaten yoksun çocuk. Çocuk yüzünü açıyor, anne anne diye ağlıyor. Ama kadını işe gidecek, saatine bakıyor, geç kalacak. Tuvalet yapması gerekiyor, sürmesi gerekiyor, giymesi gerekiyor. Bunda ecet muhtemelen böylece. Sonra günümüzde kadınların adeti düzeni de tamamen değişti muhtemelen böyle. Düzeni değişti. Neden? Çünkü stres, ses, gürültü hep bunu ne yapıyor? Psikolojik olaylar bunu değiştiriyorlar bence. Kadının da bu hale değişimi ne oluyor? Kadınlarda ruhsal bunalım buradan başlıyor muhtemelen. Başlıyor böyle. Yani kadınların doğal yapısı bozuluyor muhtemelen. Onları yormamak gerekiyor. Ruhsal olarak da bedensel olarak da, beyinsel olarak da kadınların biraz sakin olması gerekiyor. İşte bizim Mevlam ne yapıyor Rabbimiz? Onlara Mevlam izin veriyor bu hallerinde. Şimdi gelelim inşallah cünüp halinde kişiler yapamaz. Namaz tabi kılmak haram oluyor. Cünüp olduğu bir kişi namaz kılamaz. Hatta bir insan mesela şöyle bir şey olsa, tabi olabilir, ihtimal olabilir de, bir insan bir dostuna, akrabasına misafir gitti, yatılı kaldı orada. Gece ihtilam oldu, uyandı. Yıkanması gerekiyor. Orada yıkanamayacak ama, müsaade durumu. Çekini yıkanamayacak orada. Sabah namazı vakti geldi. Ev sahibi geliyor, arkadaşlar da kalk namazı kılalım. Ne yapacak? Kılmam demeyecek. Kalkacak muhteremler. Abdest alır onun yanında, gösterir bu şekilde. Namaza durur ama niyet etmez. Tekbir almaz. Bir şey okumaz. Yalnız onlar bundan gocunmasın diye, akıllarına bir şey gelmesin diye böyle kıble ödene yatıp kalkar. Niyet etmez ama kalkar. Niyet etmek haram tabii. Allah'a bir tekbir almaz. Elini kaldırır, bağlar elini, yatar kalkar, bunu yapar. Demek ki bu tür namaz kılması haram olduğu için. Bir insan cünüp hali oruç tutabilir. Yani kadınlar tutamazlar, kadın günlerinde, ama erkek olsun, hanım olsun. Fark etmiyor burada. Mesela Ramazan'da, diyelim ki aile temasa bulundular. O anda uykuya dalıp kalmışlar. Baktılar ki sabahları okunuyor bile. Yemeğe kalkamadılar. Ne yaparlar bunlar? Hemen niyet ederler, oruca başlarlar. Oruca cünüpken başlanabilir. Cünüpçü giderilebiliyor. Gidebiliyor. Bir de kadına ilgili olarak, tabi erkek de aynı şekilde, cünüp olan bir insan meşte giremez muhteremler. Hatta bir kişi, mesela mescitte itikaf edilir Ramazan'da bazen, diğer zaman yapılabilir. Bir insan hatta Mekke'de, Medine'de mescitte uzun zaman kalırlar. Uzun yatarlar falan da. Bir insan mescitte otururken, erkek olsun, hanım olsun, fark etmiyor. Rüya görse, ihtilam olsa. Ne yapacak muhtemelen bak değil mi?
Eğer oturduğu yerde toprak bir şey varsa orada teyemmüm edecek. Yoksa tozlu halıya vuracak, teyemmüm edecek, dışarı çıkacak. Yani cünüpken mescide adım atmaması için. Bir tabi Kabe tavaf edilemez. Bir de azı cemaatimiz cünüp olan kişi ister kadın olsun, yani adet gören kadın adet günlerinde olsun, erkek olsun, kişi bu durumdayken Kur'an-ı Kerim'e el sürüp dokunamaz. Bak. Mevlam buyuruyor. Ancak ona temiz dokunurlar. La yemessuhu illel mutahhirun, Mevlam buyuruyor. Dokunulmaz böyle şey. Ayrıca hadis okuyorum inşallah. Hadis-i Şerif'te Tirmizi İbn-i Hacı'da Hanbel buyuruyor. La yemessuhu illel mutahhirun. La yekrevül cünübü veden haizü şeyimler Kur'an'ı. Gerek cünüp olan kişi, gerekse ad gören kadın, Kur'an'dan bir şey okuyamaz. Şeyimler Kur'an'ı. Buna göre, İmam-ı Şahvasına göre, şöyle buyuruyor, la kalilun ve la kesirun böyle bir. Şah-ı mezhebine göre, bir insan cünüp halindeyken, ya da bir kadın, adeti günlerindeyken, Şah-ı mezhebine göre Kur'an-ı Kerim'den tek kelime okuyamaz. Hanefi'ye gelince Hanefi de kelime kelime okur. Ayeti tamam okuyamaz, haram oluyor. Hanefi'ye göre ne yapar? Mesela bir Kur'an muallimesi, bir hoca kadıncağız, öğrencini okuturken ne yapar? Bunlara bu kelime kelime arada durarak. Mesela elhamdü durur, lillahi durur, Rabbil alemin. Bu dura dura kelime okuyabiliyor Hanefi'de. Ama ayet okunması haram oluyor. Yani Şafii mezhebinde, Hanefi mezhebinde bir kadının ayeti günündeyken, cünübeyken erkeğinde Kur'an-ı Kerim'in dokunulması da haram, okunması da haram oluyor. Haram oluyor. Yalnız Maliki mezhebinde unutmamaları için o cevaz vermiş. Peki bunu amel edilebilir mi şimdi? Oraya gelelim muhtemelen. Şimdi günümüzde insanlar ne bileyim çok kolay fetva veriyorlar. Efendim Maliki'de böyleymiş, olabilir hemen. Hayır muhtemelen. Şimdi bir kişi hangi mezhebe sahip dahilse, fark etmiyor, 4 mezhep, 4 haktır sahipse, bu kişi kendi mezhebinde mekruh olmamak şartıyla başka mezhebede onu da uygulayabiliyor. Kendi mezhebinde o konu mekruh olmamak üzere. Mesela örnek vereyim. Şimdi Hanefi mezhebinde imama uyan bir kişi cemaatte Fatiha okuması mekruh oluyor. İmam sessiz de okusa imama uyan kişinin Fatiha okuması mekruh oluyor. Şafii de farzdır. Onda farz ama bakın muhtemelen, onda farz olduğu halde şimdi ne yapıyor? Hanefi olan kişi mekruh işlemek için farzı terk ediyor muhtemelen. Çünkü Şafii'ye göre farzdır o böyle. Hanefi değilse farz değildir. Hanefi'ye göre imamın okuduğu yeterlidir muhtemelen. Demek ki şimdi 4 mezhepteki usulü fıkıh diye bir ilim vardır. Usul ilimine göre bir insan kendi mezhebindeki bir meselede mekruh ise diğer mezhebe uyanmaz. Yakışamaz böyle şey. Ya kendi mezhebinde haşa böyle haramsa hiç olmaz muhtemelen böyle şey. Yani Maliki mezhebi de farz değil mi ki bakınız? Yani Maliki mezhebi ne diyor? Cemaz. Olabilir. Yani olması daha iyi ama olabilir. Böyle bir olabilir var bir yerde. Bu arada İmam-ı Şafii'ye göre de İmam-ı Azam'a göre de, diğer müşrikler göre de haram oluyor Kur'an okuması kadın ad günlerinde. Demek ki haram işlemez böyle burada. Yine usul fıkıhta bir kural vardır. Farzı haram bir araya gelince. İki sanatçı kişi kaldı. O kişi eğer farz yapmaya kalkıyor, haram işlemesi gerekiyor muhtemelen. Bu kişi ne yapacak şimdi? Haram işlemesi için farzı terk edecek bak muhtemelen. Ne gibi örnek vereyim buna da? Mesela bir kadın, erkek arasında kadın, kapalı bir yerde,
Allah düşman mesela bunları bir yere kapadık, şu bu oldu, neyse. Bir kadın, erkek arasında kadın. Namaz vakti geldi, abdest alması kadın gerekiyor. Tabii ne olacak abdestte kadın? Başını açacak, kolunu sıvayacak. Ne yapayım muhtemelen bak. Kolunu açması tabi haram oluyor. Kolun haram oluyor. Abdest alması da farzdı. Namaz da farzdı. Ama ne yapar burada kadın? Haramdan kaşınır, farzı orada kazaya bırakır muhtemelen. Yani haramla farz bir araya gelince, haramla farz bir araya gelince, kişi ne yapar? Ne yapayım bu bana farz. Haram olup da işleyeceğim ama diyen muhteremler. Diyen muhteremler. Yine mesela bir kadına, bir kadın derse ki bir kadına, namaz kılması kadın yasaklanmış kadına, bunun çalıştığı yerde. Denir ki bu kadına, eğer başını açarsan kılırız derlerse, kadına, eğer başını açarsan kıldırırız derlerse kadına, kadın ne yapar burada? Namazını burada erteler, kazaya bırakır, yine açmaz başıma muhteremler. Demek ki farzla haram gelince haramdan kaçılır, farz ertelenir, kaza kıbrakım derler. Bunun için adı cemaatimiz. Öyle maliki mesela şu bu derten böyle saçmalıkla böyle fetva almamış muhtemelen böyle. Yani usulü fıkıh bilmeyen kişilerin ortaya çıkmaları böyle bir de bulandırmasın bunlar ortalıkta bu şekilde. Demek ki kadınlarımız adet günlerinde Kur'an-ı Kerim okuyamazlar. Ama bakmaları caizdir. Çünkü gözde şey, cünüp yoktur. Göz karşıdan bakabilirler. Dinleyebilirler. Gereğinde kelime kelime söyleyebilirler muhteremler. Bir de adı cemaatimiz iki konu çok ben dikkatimi çekti de size onu aktarayım bunları inşallah. Bir muhteremler Amerika'da inceleme deneyim yapmıştı Amerika'da. Bazı evli eşler üzerinde deneyim yapılmış. Yani bunlar bir odaya konmuş bunlar. Erkeğin de hanımın da bazı şeyleri cihaza bağlarmış. Yani kalp atışı, kan dolaşımı, efendim işte tansiyonu cihaza bağlamış bunlar. Bunlara diğer odadan bunları doktorlar inceliyorlar. Ne zaman inceliyorlar? Cinsel ilişkinin en şey anındaki bunların durumlarını inceliyorlar. Bakıyorlar ki o anda erkekte hanımda bazen bir dengesizlik oluyor bedenlerinde. Kalp atışında, solunum sisteminde, sinir sisteminde bir depresyon oluyor bir anda böyle şey. Ve bunu inceliyorlar. Acaba bunun için ne yapmak gerekiyor anda? Bunun için en iyi geçer çare nedir bunu inceliyorlar? İnceliyorlar. Sonuçlarına karar veriyorlar. Ilık suyla banyo yapıyorlar. Karar veriyorlar. İşte İslam ılık suyla banyo yapmak muhteremler. Şimdi bir insan eğer sıcak suyla yıkanırsa, bak bu zararlı muhteremler bak. Bu zararlı böyle. İslam ortası bu böyle. Nedir sıcak su yıkanmada? Sıcak su yıkanır zaman kişi sıcak su damarları açıp genişletiyor mu? Sıcak su damarı açar genişletir. Bunun için sıcak mevsimde kanama oldu mu çabuk kanama durmaz. Kanama devam eder böyle. Çünkü sıcaklık ne yapıyor? Isı damarı genişletiyor, kan akış hızlanıyor. Tabii bedende kan akışı hızlanınca kalp fazla çalışmaya başlıyor. Tansiyon yükseliyor muhtemelen bakın. Solunum sistemi yükseliyor. Bu zarar veriyor bu şekilde. Bunun için demek ki ne gerekiyor banyoda? Ilık su. Eğer su soğuk olsa ne olur banyoda? Onun da zararı var. Bu da ne yapıyor? Aksini yapıyor. Yani kan dolaşımını kesiyor. Damarları büzüyor. Kalbi yeterli kan gitmiyor. Beden üşüme başlıyor. Hasta başlıyor muhtemelen. Yine adı cemaatimiz iki arkadaş varmışlar. İki arkadaş, ikisi Allah yoluna ceza alıyor. Bunların biri başka bir şehirde, öbürü başka bir şehirdeymişler. Bunlar kenarlarında Allah için kardeşlik oluyorlar. Din kardeşliğini pekleştiriyor bunlar, kardeşlik oluyorlar bunlar. Bir gün haber geliyor birine, senin kardeşliğin gece ölmüş diyorlar. Hemen tabii o günkü imkanlarla o öbür şehre gidiyor. Bir de öğreniyor ki onun çok sevdiği kardeşliği gece banyoda ölmüş. Banyoda ölmüş. Bu tabii şimdi üzülüyor. Eyvah bu benim din kardeşim. Ben onu çok severdim. O benden daha da iyiydi, daha tekvaydı.
Ama niye bu banyoda öldü acaba? Yani bunu bir iyi görmüyor bu. Bunu kötü yorumluyor şimdi bu kişi. Buna çok üzülüyor. Tabii koş yılan üstüne, işte, defin her şeyleri bitiyorlar. Evine dönüp gidiyor. Gidiyor evine ama uyuyamıyor gece. Aklında karıştı. Neden banyoda öldü? Halbuki her şey güzel, benden iyiydi o böyle diyor. Neden banyoda öldü karışayım benim acaba derim. Uyuyamıyor gece. Kalkı gecesinden sonra abdest alıyor. İki kat namaz kılıyor. Namaz kılması oturuyor şöyle yerinde. Gözünü kapıyor. Ya Rabbi. Acaba benim kardeşim şu anda ne durumda acaba? Bunu bilir bana Rabbim diyor böyle. Allah dua ediyor. Gözünü kapıyor. Murakabe deniyor buna. Kendini tam böyle huzuruna veriyor. Bunun gönlüne bir ses geliyor. Buna ilham denir. Melek konuşur bu anda. Ama kelime kelime konuşur. Doğuş değil böyle. Kelime kelime gönlüne ilham geliyor. Melek konuşuyor. Senin kardeşin şu anda çok ama iyi bir yerde. Çok rahat. İmanı kurtardı. Çok güzel verdi. Bunu duyunca bu seviniyor. Tamam kurtarmış. Fakat yine bu dalıyor işte murakabeye. Gözünü kapıyor yine. Ya Rabbi. Acaba benim kardeşim neden kazandı acaba? Hangi ibadeti bunun çok geçerli oldu neden kazandı acaba? Merak ediyor. Yine gözü kapalı. Murakabe halinde. Yine gönlüne ilham geliyor ki banyoda öldüğü için kazandı. Bakın der. Banyoda öldüğü için oradan kazandı. Bu şimdi şaşırıyor. Allah Allah. Bu nasıl banyoda öldü? Nasıl camide ölmemiş? Kabe'de ölmemiş? Banyoda ölmüş? Acaba nasıl kazandı bundan? Daha çok merak ediyor. Yine savaşa getiriyor. Allah'a zikrediyor. Yine gözünü kapıyor. Yine murakabeye dalıyor. Ya Rabbi benim bu kardeşim banyoda öldüğü için neyi kazandı acaba? Bunun ne hikmeti var acaba? İlham geliyor kalbine ki banyoya gusapsı almaya gitti. Farz işlemeye gitti oraya. İbadettir bu da. Farzı işlerken öldü bu. Onun için kazandı burada. Bakın muhteremler. Yani demek ki bu kişi banyoda ölüyor ama banyoya niçin girdi oraya? Buna gusül farz olmuş. Bak, gusül farz olmuş. Farz nedir? İbadettir işte. Namaz gibi farzdır gusülde. Demek ki bu kişi ha camide namazda ölmüş, banyoda ölmüş. Bakın. Fakir muhteremde. İbadet öldü işin böylece. İşte bir insan yıkandığı zamanlar kişinin günahları dökülüyor muhtemelen. Kuşların tüy gibi oluyor böylece. Gerçekten muhteremler. Yani cünüp gezen kişiler Allah'ın hidayetini inşallah. Onun üzerinde bir ağırlık olur, miskinlik olur böyle. Psikolojik çöküntü olur onlara böyle. Yıkanma ile kişiye bir zindelik gelir. Allah buna razı olur. İllel Fatiha. Yıldırmıyor. Kesin canlı olmak şeklinde. Aynı bir çıkarsın ya.